Evet, yarın çok önemli bir maç oynayacağız. Evimizdeki maçı aldık. Evimizde galibiyet aldık. Tabii ki yarınki maç için de çok iyi hazırlandık. Yarın pozitif bir skor bekliyoruz. Las tres temporadas que llevo aquí ha sido nuestro goleador. Es uno de los jugadores más importantes del equipo, si no el más importante, y creo que es una noticia muy buena tanto para el equipo como para todos los benfiquistas. Evet, Grimaldo, Jonas Benfica'da kalacak. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Evet, Jonas çok iyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Takımımızın kaliteli ve önemli oyuncularından. Bizim ona ihtiyacımız var. Benfica'da kalması gayet iyi oldu. Jugar el mismo partido que conseguimos allí en Lisboa y pasar la eliminatoria. Boa tarde, Grimaldo, Cristiana. Evet, geçen maçı ilk 11'de oynadın. Sence Fenerbahçe'de yani sizi zorlayacak, defansınızı zorlayacak hangi oyuncular var? Evet, biz Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz. Ama biz yarın kendi oyunumuza bakacağız. Kendimiz hazırlandık. Yarın iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Que dejar el pasado atrás y pensar en el presente, que es lo que estamos haciendo. Evet, Grimaldo, geçen sene ki geçen sene şampiyon olamadınız ligde. Bunun hakkında bu sene planlar nedir? Bu sene bunu başarabileceğinize inanıyor musunuz? Evet, geçen sene de biz iyi bir oyun çıkardık ama maalesef birkaç maçımızla iyi oynayamadık ve şampiyon olamadık. Ama bu sene daha iyi hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki bütün takım inanıyor buna. İnanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız. Amanhã é um jogo com uma história diferente, naturalmente, do que foi há 8 dias atrás. Vamos encontrar um jogo, vamos encontrar uma equipa difícil que vai jogar no seu reduto, só que a partir de agora nós vamos à procura do nosso golo, e porque acreditamos que esta é a forma também de passar esta eliminatória, ir à procura do golo. É evidente que sabemos que vamos ter um adversário que nos vai querer ganhar, que nos vai querer encostar mais atrás. Temos de ser corajosos, temos de ser determinados, mas acima de tudo temos que acreditar que a mudança do que quer que seja em relação a este jogo não interessa nesta altura. As dinâmicas estão instaladas, a minha equipa tem uma forma muito, muito característica de jogar e, portanto, vai amanhã naturalmente tentar por essa forma de jogar. E, portanto, da nossa forma não vai haver alteração significativa no sentido da forma de jogo. Quando tivermos que defender, iremos defender. Quando tivermos que atacar, o iremos fazer também. Do outro lado, vamos ter uma equipa que vai querer naturalmente ganhar, mas estamos preparados para isso. Evet hocam, ilk maçtan 1-0'lık bir avantajınız var. Bu Benfica'nın yarınki maç için neler getirecek bu 1-0'lık avantaj? Evet, herkese iyi akşamlar. Evet, 1-0 iyi bir skordu bizim için. Yarın zorlu bir rakiple oynayacağız. Tabii ki ilk maçtaki galibiyetimiz güzeldi, bir gol atmamız, gol yemeden. Ama yarın başka bir maç, daha değişik bir maç. Sonuçta 8 gün sonra başka bir maça çıkıyoruz. Zorlu bir rakip. Biz gol atmaya çalışacağız. Bizim kendi oynadığımız sistem var. O sistemde oynamaya çalışacağız. Rakibimiz kaliteli. Tabii ki kazanmak için onlar da oynayacaklar. Evlerindeler. Kaliteli bir takımları var. Ama biz kendi karakterimiz var bizim takımımızın. Bu karakterde oynayacağız. Bizim oyun karakterimiz belli. Defansa defans yapacağız. Hücumsa hücum yapacağız. Tabii ki onlar üstümüze gelecekler. Biz de gol arayacağız. Yarın zorlu bir rakip, zorlu bir maç bizi bekliyor ama biz hazırız. Com uma visão muito, muito que todos os jogadores estão prontos para dar resposta. Assim tem sido e é assim que vai continuar a ser. Evet, iki soru var. Birincisi, evet, Fenerbahçe Slimani transferini yaptı. Onunla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? İkincisi de Jonas hakkında ne diyeceksiniz? Yeni bir kontrat yaptı. Evet, Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Biz Slimani'yi Lisbon'dan tanıyoruz. Çok iyi, kaliteli bir oyuncu. Fakat bize karşı oynamayacak. Sonuçta kendilerini tebrik ediyorum böyle bir transferden dolayı ama bize karşı oynamayacak bir oyuncuyla da fazla bir şey dememe gerek yok. Jonas'la ilgili söylemek istediğim, Jonas yeni bir kontrat yaptı. Jonas bizle kamp yapmadı, kondisyonuna bakacağız, o yüzden oynamayacak. Yeni kontrat yapıldı sonuçta. Biz Jonas'sız geldik, Jonas'sız oynayacağız. Ona göre kolektif bir şekilde oyunumuza bakacağız. Yarınki maça hazırlık yapacağız, Jonas'sız oynayacağız. Para mim é um jogo como muitos que já fiz, como muitos que o Benfica já fez e como muitos que irá fazer. Evet, Benfica'nın için çok önemli bir maç. Sonuçta
burada tur atlaması ve daha sonra da Şampiyonlar Ligi'ne kalması önemli. Ayrıca bu sizin için de, sizin Benfica'nın başında olmanız için de önemli bir maç. Cevap, Benfica'nın her maçı önemli tabii ki. Biz yarın kazanmak istiyoruz. Ondan sonra bir playoff turu var. Onu da geçmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Sonuçta büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Biz de bunu kazanmak istiyoruz. Eğer benimle ilgili de sorduğunuz soruya cevabım, ben sonuçta bir teknik direktörüm, büyük takım teknik direktörüyüm. Büyük takımlarda her zaman baskı altındasınız, her zaman kazanmak lazım, kazanmak istiyorsunuz, herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Sonuçta ben bu işten keyif alıyorum, baskı altında çalışmaktan keyif alıyorum. Gururluyum, onurluyum Benfica gibi bir camiada olduğum için ve bundan çok zevk alıyorum, onurluyum, gururluyum. Tabii ki risk, benim işim riskli değil bence. Riskli işler, itfaiye, polis, bunlar Alevilerin arasına darıyor itfaiye. Onlar riskli işler. Benim mesleğim riskli değil. Gayet bundan zevk alarak yapıyorum ben. O yüzden çok mutluyum. E o pormenor, naturalmente, que faz a diferença quando as equipas são assim de equilíbrio permanente. Evet, soru, Fenerbahçe'nin 1-0'lık bir dezavantajı var ilk maçtan. Sizce nasıl oynayacaksınız? Kendi sahanıza kapanıp kontratak bir futbol mu oynayacak Benfica? Kapalı mı oynayacak? Evet, Fenerbahçe sonuçta evinde oynuyor. Tabii ki istekli, baskılı ve atak yapmak için, gol atmak için başlayacak. Tribünlerin de desteğini alarak. Sonuçta çok iyi bir takımları var, kaliteli bir ekibi var. 13-14 uluslararası oyuncuları var. Ayrıca şimdi gelirken gördüm, o kadar çok burada isimli, ünlü oyuncular oynamış ki. Buradan da biliyoruz. Sonuçta onlar baskıyla başlayacaklar, gol atmak isteyecekler. Fakat sonuçta bizim oynayacağımız oyun belli, bizim karakterimiz belli, oyun yapımız belli. Biz bu oyun için oynayacağız. Sonuçta topla oynamak istiyoruz. Biz de burada gol atmak istiyoruz. Fenerbahçe orada atamadı. Biz burada dışarıda atmak istiyoruz ki deplasmanda atılan gol çok şey getirebilir. Topla oynamak istiyoruz. Bizim kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. E essas ações são importantes para toda a gente. Evet, transferlerle ilgili ne diyeceksiniz? Transfer yapılacak mı? Transfer olabilecek oyuncular var takımınızdan. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Açıkçası benim şu anda ilgilendiğim bir konu değil. Tabii ki biz iyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Bizim takımdan da alınabilecek oyuncular var. Sonuçta her birini isteyebilirler. Ruben olabilir, başka bir oyuncu olabilir. Bunların kontratları var. Bazıları gitmek isteyebilir, kalmak isteyebilir. Onlarla biz şu an ilgilenmiyoruz, inanın. Şu an Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Bizim oyuncularımız profesyoneller, bunun farkındalar. Her açıdan Şampiyonlar Ligi'ne odaklandığımızı biliyorlar ve önümüzde çok önemli bir maç var. Sonuçta ben şu an o kontratlarla, transferlerle ilgilenmiyorum fazla. Maça odaklandık. Biz bu turu geçmek istiyoruz. Sonra da Şampiyonlar Ligi'ne geçmek istiyoruz. Por queremos sempre vencer. E amanhã, respeitando muito a equipa do Fenerbahçe, mas queremos muito também naturalmente vencer. Evet, tabii ki sonuçta biz Şampiyonlar Ligi'ne öncelikle girmek istiyoruz. Daha önce çok uluslararası maç oynadık. Tabii ki geçen seneyi çıkarıyoruz. Ama daha önceki senelerde önemli ekipleri yendik, önemli puanlar aldık, önemli turlara çıktık. Sonuçta Benfica büyük bir takım. Benfica'nın beklentisi çok yüksek. Her zaman kazanmak istiyor. Her zaman kazanmak isteyecek. Bizim ekibimiz bu. Bizden beklenen bu. Bu yüzden sonuçta onun bir problem olacağını sanmıyorum. Biz yarınki maça rakibe de saygı duyarak, çünkü Fenerbahçe çok kaliteli, çok iyi bir ekip. Ona da saygı duyarak yarın biz kazanmak için oynayacağız. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne odaklıyız. Ona kalmak için oynuyoruz. Às vezes não é fácil de se gerir, mas os jogadores têm tido comportamento e rendimento que me agrada. Até ao final, vamos ver o que que se vai fazer em relação a isso. Não está resolvido nem fechado. Evet, şu anki ekiple nasıl, sizi mutlu ediyor mu? Sizce yeterli mi? Forvet hattında sadece bir Jonas var, o kalacak. Transferler olabilir, gelen giden olabilir. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet, her kulüp gibi biz de büyük takımız. Sonuçta biz Benfica olarak gol atmak istiyoruz. Tabii ki hep kazanmak istiyoruz. Beni tanıyanlar bilir. Hedefim ve hedeflerim vardır benim. Her zaman başarı isterim. Kişiliğimi bilirler. Sonuçta hangi oyuncu gelirse gelsin Benfica'nın ve benim hedeflerim doğrultusunda çalışacak. Bunlar Benfica'lı oyuncuların hedefi her zaman aynı olmalı. Devamlı kazanmak olmalı, başarı olmalı. Biz sonuçta transferle ilgili bir şey de söyleyeyim, yani olabilir, transfer de olabilir, olmayabilir. Son güne kadar her şey olabilir sonuçta transferlerle ilgili. Ama Benfica'nın istekleri, ihtiyaçları doğrultusunda biz de araştırmalarımızı yapıyoruz. Ona göre oyuncu alabiliriz veya satabiliriz. Ficamos encantados. Vamos daqui satisfeitos e portanto eu comprava já esse resultado. Evet, aslında söylemek gerekirse bu seviyede bir matematik yapılmaz. Sonuçta iki büyük kulüp, iki çok iyi oyuncuları, çok iyi yani taraftarı olan, her zaman biz de 50-60 bin kişiyi oynuyoruz orada büyük maçlarımızı. Onlar da burada oynuyorlar. Sonuçta Şampiyonlar Ligi burası. Herkes baskı altında oynamaya alışmış bir şekilde. Onların da çok iyi oyuncuları var. Oyuncular, yani iki takım olarak da oyuncular bu tip atmosferlere hazırlar. Sonuçta biz de hazırız. Eğer bir skor da söylemek gerekirse, biraz önce söylediğiniz 3-3 beni gayet mutlu eder, yani yarın 3-3 olursa. Mas que fique claro que nós vamos jogar para ganhar. Ama bunu da belirtmek istiyorum ki biz kazanmak için oynayacağız. Máximo respeito, mas que vamos com essa saygı içerisinde, rakibe saygı içerisinde, ama biz kazanmak için oynayacağız. Evet, bunlar tabii ki yapılan konuşmalar sonuçta. Başkanlar veya kulüp yöneticileri bunları yapabilirler. Gazeteciler tabii ki siz de yapabilirsiniz. Ama biz tek bir şeye odaklandık. Şu an yarınki maçımız, yani bu konuşmalar, transfer konuşmaları inanın ikinci planda. Yarın çok önemli bir maçımız var. İki ekibin içinde çok önemli bir maç. Sonuçta biz artık kaleciyle, işte Volkan'la Ayub belki oynayacak yarın. Onunla, defansla, atakla, bunlarla şu an meşgulüz. Yarınki maçı düşünüyoruz, ona odaklandık. Onunla artık ilgimiz, alakamız, başka şey düşünmüyoruz şu an. Çok teşekkürler herkese, iyi çalışmalar. Profesör, teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.